Merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir seriye başlamak istiyorum. Bundan sonra elime geçen ya da sahip olduğum tabancaları 25 metre ve 50 metre atışlarını yapıp sizin için bir silahların karşılaştırma imkanı sağlamak istiyorum. Bugün ilk olarak Zig P220 ile başlayacağım. Şöyle bir plan yaptım kafamdan. 25 metrede çift el, 5 atış, sonra güçlü el benim için sağ el yani 5 atış. Sonra sol el 5 atış. Sonra daha sonra 25 metrede P220 için her seferinde horozu güvenli şekilde düşürüp çift hareketli atış. Daha sonradan 50 metrede yine çift el 5 atış. Sağ el 5 atış. Sol el 5 atış. 50 metrede çift hareketli denemeyeceğim. O biraz fantezi olur. İşte böylelikle bu seri içerisinde değişik silahların bu atış rutininde nasıl bir sonuç gösterdiğini siz de görmüş olursunuz. Sonuçta atıcı aynı olduğu için biraz daha direkt olarak hani silahların karşılaştırması gibi algılanabilir. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Birazdan atışa gideceğim. Daha sonradan sonuçları da değerlendiririz. Birazdan görüşmek üzere. Videoya başlamadan önce arkadaşlar lütfen kanala abone olmayı unutmayın.
Değil miyiz?
Merhabalar arkadaşlar. Atıştan geldim. Hemen çok kısa bir değerlendirme ve bilgilendirme kısmı çekeyim. Bunu da videonun sonuna ekleyeceğim. Önce hedeflerin şeylerini vereyim, boyutlarını. 25 metre hedefindeki 10 puan 10 santimetre çapında. Bir de 10 puanın içinde ufak bir halka var. O da 5 santimetre çapında. 50 metre hedefi deki gövde silüetinin gövdesi 45 çarpı 45 santimetre boyutlarında. Ben daha önceden 50 metreyi tek elle atmamıştım diye hatırlıyorum. Hele sol elle hiç atmamıştım, ondan kesin eminim. Tabii değişik tabancalarla aynı şekilde bu rutini yapacağım için zamanla bir öğrenmeden dolayı daha iyi atma etkisi olacak. Ama yani tabancaları karşılaştırmaya açısından çok da bilimsel bir video değil bu sonuçta. Yine de bir performans karşılaştırması için fikir vereceğini inanıyorum. Bir de videoları kesmedim arkadaşlar. Hani kimsenin aklına soru işareti kalmasın diye. O yüzden ekrana elim falan giriyor arada ama o artık idare edin. Söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar bir videoda görüşmek üzere. Lütfen kanala da abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa da yorumlara yazın. Cevaplamaya çalışırım. Görüşmek üzere, iyi günler.